Evet, şimdi birinci bölümden sonra ikinci bölümde şu ekmek fiyatlarına bir bakalım. Ekmekler daha nereye geldi? Türkiye buğdayda bu sene ne kadar üretim yapacak? Bu sene iyi olduğu söyleniyor buğday üretiminin. Bir de tahıl koridoru açıldı. Oradan bize Türkiye'ye bir takım gelen buğdaylar olacak. Bu ekmek fiyatlarını nasıl etkileyecek? Hani fırıncılar hep yakınır, değil mi? Evet. Hep yakınır. Ekmek fiyatları düşük. Biz para kazanamıyoruz Evet, derler. aynen öyle. Tabii elbette gerçek payı var ama vatandaş da parayı ödeyebilecek durumda değil. Vatandaşın pahalı Ne ekmek derdin? yemesinin sebebi yine kendisidir. Yani bir başkasına suçu aramazsın. Şimdi fırıncı gerçekten bu devleti yöneten bir birimler var. Maliyesi, sigortası bilmem ne. Bu maliyeye bir gün, bir saatlik işte. Bir baksın bakalım bu fırınlar para kazanıyorsa vergi vermesi lazım değil mi? Evet. Ne kadar vergi veriyor? Vermiyorsa, para kazanıyorsa kaçırıyor. Evet. Bir araştırın Demek diyorsunuz. ki birimler yalan diyor. Devleti yöneten birimlerin %90'ı yalan diyor ve o kapasiteye sahip değiller. Yani 5. sınıf yöneticiler yönetiyor devleti. Onun için vatandaş da onları seçtiği için, vatandaş seçiyor başka biri seçmiyor. Onun için ekmeğe pahalı yiyor ve yemeğe de devam edecek bu gidişle. Şimdi geçen gün, dün düzenlemiyorsam bir video dolaşıyordu. Diyor ki herkes çalıyorlar ama iş yapıyorlar diyor. Biz de çalıyoruz diyor. Şimdi bilmiyorum ben onu dinlemedim de doğrudur vatandaşın %80'i hırsız. Emin ol öyle. Yani her kim olursa olsun eline fırsat geçmemiştir. Geçse çalacak. Geçmediği için konuşur dediği gibi belki. Ama geçse muhakkak çalacaktır. Aziz Şimdi Nesin'in hani %60 gerizekalı lafı çok tartışıldı. Bu da herhalde çok tartışılacak şimdi bu söylediğiniz %80 potansiyel hırsız. hayır doğrusu da o. Şimdi bakıyorsun. Şimdi eskiden hani küçük esnaf, kasap, manav, işte bakkal, fırıncı. Şimdi hepsini bakıyorsun, hepsine sorsan çok dürüstler, değil mi? Şimdi ben mesela bizi en çok piyasa konusunda etkileyen şu zincir marketlerdir. Evet. Bizim ekmeğimizi yem olarak kullandılar. Ama ben çok severim onları. Çoğu millet sevmeyebilir. Neden? Neden? Şimdi bir bakkala git, normal mahalle bakkalına 100 liralık alışveriş et bakalım eğer kredi kartı kullanmıyorsun bakalım fişini alabilecek misin? Ya da kasaba git, kasaptan bir kilo kıyma al. Eğer kredi kartı değil nakit veriyorsun bakalım fişini alıyor musun almıyor musun? Ama o markette 1 liralık bir şey al fişini alıyorsun. Her verdiği fiş ekonomiye katılıyor mu? Evet. Ama onu devletin birimleri sonra inceliyor, incelemiyor, vergiyi veriyor ve onu ben bilemem. Onu Evet. devleti yöneten birimler. Ben onun için orada çalışan, istihdam edilen işçilerin %100'ü sigortalı. Yani bugün başladıysa işe sigortalı. Ben hiç eskiden 50 senelik, 52 senelik fırıncıyım Namık Bey. 52. Ben eskiden hiç bilmem. Biz sigorta adam kimliğim yoktu derdi. Doğudan gelen Evet. arkadaşlar derdi ki dedim Yani ki sigorta edeceğiz ver. Neden korkardı bilmiyorum. Kimlik vermezdi vermez. bize ki sigorta edilsin. Şimdi son 30 senede de şunu diyeyim. Çoğu yerde bakkallarda, manavlarda, o kasaplarda çalışanlar hep sigortasızdı Sigortasız. işte. Şeylerde, konfeksiyonlarda çalışanlar gibi. Ama o zincir marketlere git bak, hepsi sigortalı. Bizim köyde o zincir marketler de var. Köyde, Evet, köy evet, evet. bakkalı Biz kalktı. tabii köylere kadar gitti. Niye gitti oraya? Ya pahalılığından değil. O şimdi hükümet diyor ya ki işte ceza kesiyoruz bilmem ne. Ulan hikaye. Ya zaten
Antalya'da portakal tarlada 1 lira, Ankara, İstanbul'a gelene kadar o 1 lira nakliyesi, köprü parası, yol parası, tunel parası oluyor 6 lira. Ya tabii. Etiket timleri kurdular ya marketlerde. Evet, evet. Efendim ceza, ya ceza ile ekonomik şeyler yaptırılabilir mi? Yani ekonomik kurallarla çözülmesi gereken şeyler ya var. Ya olsa niye? Şimdi bütün o marketler hep beraber anlaşıyorlar mı yani? Bir sürü rakip marketler i̇şte var. İşte kartel olarak çalıştıkları iddiası da var. İşte birbirlerinin fiyatlarda ortak fiyat belirleme yaptıkları falan da. Bu tür suçlamalar çıkıyor. Geçmişte de vardı. Bugün de hiç zannetmiyorum. Suçlamalar çünkü ben yıllardan beri onlarla bayağı şey içindeyim. Mesela eskiden olan lüks o bir iki tanesi varken, bu küçük zincirler yokken onlara öyle. Şimdi yine aralarında fiyat farkı var. Şimdi o üst düzey olan marketlerle aşağıdaki olan o zincir marketler çok olanların arasında kocaman fiyat farkı var. O nasıl evet. oluyor o zaman? Evet. Evet. Zaten şimdi bizim fırıncılıkta da böyle. Şimdi Beşiktaş'ta kira 50-60 bin lira. Kadıköy'de benim arkadaşım 70 bin lira kira veren fırıncı var. Şimdi bir bakmak lazım ki bu maliyede bu kaç lira gösteriyor? Ya da bunu kiraya veren mal sahibi kaç lira gösteriyor şeyi? Ama şimdi kiranın bankaya yatırılması gerekmiyor mu? Yok öyle bir şey ya. Bankaya o anlaştığı kadarını yatırıyor. E birini elden veriyor, bilmem ne ediyor. Bakacaksın kaç lira. Yoksa yani Türkiye'de hakiki o 25 milyon bir nüfus çok rahat yaşıyor. Zaten evet. Cumhurbaşkanı da onları görüyor. Aşağıdakiler evet. görmüyor. Evet. 25 milyon yetiyor ona. O da rahat rahat yaşıyor. Evet, evet. Tabii bu kira çok çok önemli. Kiranın 70, ya düşün, şimdi ben Bayrampaşa'da 6 lira, 7 lira, 8 lira, Gaziosmanpaşa'da, Arnavutköy'de. Şimdi orada kira 6-7 bin lira, 10 bin lira diyelim en büyüğü. Orada 50 bin lira. Orada 50 bin lira. Evet. 1500, 2000 ekmekten ne kadar maliyet artırır biliyor musun? Şimdi devleti yönetenler diyor ki Beşiktaş'ta da ekmek 5 lira olacak. Gaziosman Paşa'da da 5 lira. Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? doğru. Gazi sen orada et, kebap yapı satana diyebiliyor musun? Lahmacun satana sen bu yemeğe bu fiyata satacaksın. Ekmeğe oranın alım gücüyle olabilir mi? Oradaki daire kiraları 10-15 bin lira. Alım gücü farklı. Dükkanın kirası da farklı. Düz ekmek üzerinden bakarsak, normal bir somun fiyatı üzerinden bakarsak, sizin sanıyorum Perşembe gününde bir toplantınız olacak İstanbul Valiliği'nde. Evet. Yeni bir fiyat belirlenecek mi? Zannetmiyorum. Zannediyorum İstanbul Valiliği'nin çağırmasının sebebi ekmeği şu fiyatın üstüne satamazsınız. Tehdit edecekler fırıncıyı. Çünkü BİM'lere, bu zincir marketlere... Bimler demeyeyim, zincir marketlere 4 liranın üzerine satmayacaksınız diye bütün şeylerde 4 liraya düşürmüşler diye duydum ben çünkü onlara uygulanabiliyor yıllardan... mu bu kararlar? Şimdi onlar yani bir hükümetle bozuk bir iyi aralar ne olduğu belli değil. Bizim ekmeğimizi yem olarak kullandıkları için en büyük Türkiye'de israfı o zincir marketler yapıyor. Alabildiğine her türlü sanayi tipi ekmeği, lavaşından tut, her şeyi dolduruyor. Satabildiğinin parasını veriyor, satamadığını iade ediyor. Yani kalmış, kalmamış onun için önemli yani değil. Yani iade edilmiş ekmeği, orada bayatlamış ekmeği geri iade etmenin, yani bunun bir şeyi yok mu, standardı yok mu? Yani ben şu kadar ekmek aldım, bunu tükettiğine kadar, tüketeceğim kadar alayım. Yok, eskiden öyleydi bizde. Biz bakkaldan ekmek iade almazdık. Ne kadar akşam ekmeğini ayarla, ne kadar satabileceksen yani, o. Ya da yarın sabah 3 tane 5 tane kaldıysa sabah gelen sıcak ekmeğin içine konur ya da onu akşam iyi muhafaza ederdi. O israf olmazdı. Bu zincir marketler çıktıktan sonra
biz Yunanistan'ı besleyecek kadar senede israf ekmek ediyoruz. İsraf ediyoruz. Şimdi zincir marketlerin az önce bir iyi tarafından bahsedildi. Şimdi bir de ya bu tarafı var. Ben şimdi bir de bu tarafı iyi olana, var. İyi kötü olana evet, kötü. Evet. Ben şunu diyorum. Zincir marketler bizim halk tipi ekmeği satmaz. Sanayi tipi ekmeği satıyorlar. Emin ol, sanayi tipi ekmeklerin de %100'ünün içerisinde katkı vardır. Geciktirici, yani küflenmesi geciksin evet, diye evet. Onun içine şey katarlar. Yoksa o rutubete, o neme, %38 ekmeğin içinde nem var. Ona o bir hafta 10 gün dayanmaz. Küflenir hemen ekmek 2-3 günde. Ama onu küflendirmeye geciktirsin diye onun içine katkı katarlar. Öyle onlar satar. Vatandaş da onu normal şeydi diye, yani artık kalitedir diye mi alıyor, ne diye alıyor bilmiyorum ama alıyor, yiyor. Şimdi onun aynısından halk ekmek açtı. Halk ekmek de bizim hem bizimle imalatta rekabet ediyor. Benim piyasamı alıyor, benim ekmeğimin maliyetini artırmaya sebep oluyor. Hem de satışta sanayi tipi o lüks ekmekleri yapan sanayicilerin ekmeğine o 30 liraysa o 20 liraya satıyor. Ucuz satıyor. Zengine ucuz ekmek yedirme sizin programımıza katılmıştı. Yani parası olan pahalıya alsın biz onunla fakire ekmek satalım. Fakir ekmeğini bak o ekmek fakir 3 milyonda yapsa yapsın satsın. Fakir ekmeği yapacak ama halk tipi ekmek yapacak. O şimdi her türlü ekmek yapıyor. Rol ama onu yapmasının nedeni, para kazanıp ötekini o fiyata verebilmek için. Yok, öteki o fiyata zaten mal ediyor. Onun mal edemeyişini, şeyin sebebi taşıma, nakliye. Bak şimdi biz bu FETÖ olayından önce hep diyorduk ki işte halk ekmek FETÖ'cülerin elindeydi, müdüründen tut hepsinden. Ben hep televizyonlarda çıkıp konuşuyordum bunu. Ya halk değişti, belediye değişti. Belediye Ekrem Bey, ben yoktum. Demiş ki belediye ekmek mi üretir? Üretmemesi lazım falan. Ama politikacılar iş başına gelene kadar da. Ondan sonra baban da olsa belediye başkanı, sen fırıncıysan sana zararı var bil ki. Yani bu böyledir. Tarih böyle devam etmiştir. Şimdi geldi bu makineler, şimdi yeni açtıkları fırını makinelerle önceki belediye getirmiş. Bu Ahmet İsvan fabrikası, ekmek fabrikası. Efendim? Ahmet İsvan ekmek fabrikası. Evet, bunun makineleri diğer belediye döneminde, AK Parti belediyesi döneminde gelmişti. Bunlar depodaydı. Bunlar bunu sadece kurdu ama İstanbul'da kurmayabilirdin yani bunu. Şimdi ne oldu? 2 liradan ekmeğe satıyor. Halk ekmeği. Emin ol şimdi biz Bayrampaşa, Gazi Osman Paşa, Arnavutköy bile fakir ilçelerde bizde ekmek 4 liradı. 4 lira ama biz ürettiğimiz ekmeğin %30'unu şeyden veriyoruz. Tezgahtan satıyoruz. %70'ini bakkala veriyoruz. Bakkala veriyorsunuz. Bakkala verişte de 1 lira iskonto veriyoruz. Vermezsek piyasada o kadar dar ki. Yani 3'ten veriyorsunuz bakkala. Evet. Bir de 3 sefer servis araba götürüyor onun ayağını. Piyasa o kadar dar ki. Ben şimdi aynı işçi, aynı kira, aynı yakıt, aynı elektrik, aynı dağıtımla 10 bin ekmek de yaparım. Şimdi yapıyorum 2 bin ekmek. Şimdi aradaki maliyet farkı ne var? Bak biz bunu bir türlü yetkililere anlatamadık ki. Kapasite, bak hep İstanbul konuşulur ekmekte biliyorsun. Evet, evet. Hiç Ankara konuşulur mu? Konuşulmaz, niye? İstanbul çok büyük. Türkiye'nin hayır, her 10 kişiden bir kişi zaten. İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da bir ilçe kadar Ankara'da ancak fırın var. 400 tane fırın var Ankara'da. İstanbul'un bir ilçesinde neredeyse o kadar fırın var. Ankara'da her fırın 10 bin ekmek yapıyor Namık Bey. Kapasiteyi doldurmuş. O para kazanma şansı var. Benim ekmeğim şimdi 7,5 lira olsa benim ekmek maliyetim 6150 lira. 7,5 lira üzerine de %20 kar koysam 7,5 liraya satsam ancak beni kurtarır.
Niye kapasitemiyor? Ekmeği 6 lira da yapsalar, 7 lira ben yine para kazanamayacağım. Evet. Kazanamayacağımın sebebi tek kapasite. Kapasiteyi kim şey yapıyor? İlçe belediyeler. Peki vali bu hesabını neye göre yapıyor? Nasıl yapıyor? Vallahi vali hiçbir şeye göre... Yani bir üst sınır getiriyor. Şunun üstünde satamazsın. Peki vali... bir maliyet hesabı yapıp ona göre mi açıklıyor bunu? Zannetmiyorum. Vali yoksa politik bir karar gibi mi? Politik tabii. Ankara ne derse vali onu diyecek hala. Vali değil, vali muavini onu diyecek. Ama emniyete bağlı birim çağırdığına göre tahminim tehdit edecek. İlçe bazında bizim şeyler var, dernekler var, fırıncılar bir araya geldi. O arkadaşlar gece gün çalışırlar. Beraber işte şikayet ederler, ruhsatsız fırın açılan yer ama belediyenin hiçbir birimi ilgilenmez. Bütün birimler, bakın sana diyeyim, belediyelerde eline para tutan ya da evrağı oradan imzalayıp geçişte bir şey olacak birimler hepsi rüşvet ya. Ben hiç rüşvet yemeyen birini görmedim. Ağır bir suçlama bu. Ağır olur mu ya? Ben içindeyim de işin ya. Sen şimdi yasa bu. Yasa bu. Bu yasaya bu uymuyorsa bu senin babanın oğlu değil. Değil. Halanın oğlu değil. Buna niye göz yumuyorsun ki sen? Ama senin işine geldiği zaman bak bir yer dün mü Çekmeköy'de park mı yapabileceğim bir evet, otopark? Evet. Bak oraya nasıl yığıyorsun polisi bilmem neyi haksız yere otopark yapmak için. O fırın yapın işte ruhsatsız, o bina yıkılacak deprem olduğu zaman. Onu bilmiyor musun? O kadar kafan basmıyor mu senin? Oraya niye yığmıyorsun 3 tane polisi de kapatmıyorsun? Ya da hiç ilgilenmiyorsun. Ben yazı yazıyorum. Cadde ile sokak. Sokaktan almışsam numarayı da ben ona caddeden adresi yazmış göndermişsem bu adreste böyle bir şey rastlanmamıştır diye bana yazı gönder. İmar müdürü yazı gönderiyor. Gözle böyle bir şey görülmemiştir. Ya imar da gözle İmar. Görülmez ki. Projede olur. Bu adamlarken bunlar beşinci, onun için ben diyorum. Beşinci sınıf insanlar yönetiyor. Her birim öyle. Belediye başkanından tut, milletvekiline kadar hepsi böyle. Misliyle 7 katını hesaplayamayacak adamlar orada. Evet, ve evet. Biz bu adamları, çoluk çocuğunu falan hepsini besliyoruz ya. Ama o adamları da, o adamları da bu vatandaş seçiyor. Ama ben dedim ki baştan hırsız bu vatandaşı şey olarak yani seçimde pazara gittiği zaman ben vatandaşa diyorum domates salatalığı seçerken baktığın kadar seni yöneteni seçerken baksan başına buna gelmeyecek. Evet. Peki şimdi bu sene siz takip ediyorsunuz tabii. Buğday konusunda bu sene buğday geçen yıla göre daha iyi mi? Çok daha iyi. Bir de iyi fiyat verdi. Şu anda 7500 lira tonu buğdayın. Eğer bu ekimle bu çiftçiye mazot ve gübre şeyi de verirse mazot önümüzdeki ilkin, yıl için. Evet, önümüzdeki yıl için. Gelecek yıl daha çok ekersene. Bak, nüfus 65 milyon. Biz 20 milyon ton buğday ekiyoruz. Nüfus oldu 85 milyon. Yaz şimdi turizmi de katarsan dışarıdan gelenlerle 100 milyonu toplar. Türkiye, yine ürettiğimiz buğday 20 milyon. Rusya 2015'te 35 milyon ton buğday üretirken 2021'de 85 milyon ton buğday üretiyor. Düşün. Yani üretilmeyecek bir şey değil ama sen eğer denizdeki lüks yatına adama KDV'siz, OTV'siz, mazot veriyorsun. Şeye de jipe binene ile traktörü olana aynı fiyata verirsen adam ekmez şeyi. Evet. Peki bu buğday fiyatı belli oldu.
Bu sene, bu kış ekmeğimize nasıl yansıyacak? Buğday yansımaz. Bak her yok. Ay... Hayır şey diyorum, ekmek fiyatlarına nasıl yansıyacak? Zam olarak yansıyacak. Her ay bizim ekmeğin 1/4'üdür buğday. 1/4'ü diğer girdiler. Bak bundan bir ay önce, bu ay, bir ay olmadı. %30 yine asgari ücret artırıldı. Şimdi düzgün çalışan fırıncıya, Namık Bey, öyle fırın var ki İstanbul'da, öyle dedim yani 1000 tane böyle fırın var. Bir tane sigortalısı yok. Çok büyük bir oran. Evet. Peki SGK müfettişleri şeyler denetlemiyor mu buraları? Valla ben yazıyorum, şikayet de ediyorum. Ben hiç kimseden çekindiğim yok. Şikayet de ediyorum. Sağ olsunlar, onlar da ilgileniyorlar ama hani bir tane tıkanıyor. Evet. Şimdi öyle arkadaş da var. Öyle arkadaşa 20 kişi sigortalısı. 8 kişi, 9 kişi. En az 7-8 kişi sigortalı olması şart. 8 kişinin sigortası ne yapıyor biliyor musun? 15 milyon. Onu vermedi mi zaten ona yetiyor ya. Ben diyorum ki kardeşim, yarın bunu sigorta edilmediği zaman, bu yarın bu adam 50-60 yaşına geldiği zaman günü yok, emekli olamıyor. Yarın bu benim devletimin başına bela olmayacak. Evet. Evet. Bunun önlemini almamız lazım değil mi şimdiden? Şimdi maliyetler çıkartırken adam bunu koymuyor zaten. Böyle bir sigorta sigorta da yok. Kidem. Diyelim benim 10 senenin kıdığım var. Geldi şimdi bu sene %50, %30 da sonra ikisinin toplamı üst üste %100'e yakın asgari ücrete zam geldi. Kıdemler de benim %100 arttı. Tabii. 10 senelik. Benim orada bir gecede öyle bir para kazanma şansım yok ki. Doğru. Kaç sigortalı eleman var sizin fırında? Benim kendi fırınım var. 9 olan var. Bir tane de 2 kişi var. Orası çünkü üretim yapmıyor. Sadece satış yapıyor. Ben ikisinde de ortağım var. Ortak işletmeciyiz. Şu bir tane, o bir tane diye şey yok. Pasta masta yok. Evinde alı satıyoruz, olan da pasta var. Ortağım da duruyor, kendi çalışıyor. Bak, bir hamurçu, bir pişirici, iki tane tezgah eleman, dışarı ekmek veriyorsan bir şoför, en az içeride de iki tane yardımcı. Ne yaptı? En az 7 kişi. En az 7. 7 kişi sigortalı olmaz. Ben zaten bunu yazarken şeylere, sosyal sigortalara bunlar belirtiyorum. Pasta da yapıyorsa, pasta ustası bir de orada bulaşıkçı, evet, en evet. Az lazım. Yani gidin. Peki, sorun kaç tane sigortalı eleman çalıştırıyorsun, işçi çalıştırıyorsun? Sormaya gerek yok. Pastayı şunları yapıyorsa bunlar olacak. Olacak yani. Demez o sana bu kadar çalıştırıyorum diye. O da ayakta durmaya çalışıyor. Çünkü ayakta durma şansı yok. Öyle bir fırıncı var ki maliye kaydı yok. Belediye müracaat yok, müracaat bak. Üretim izni yok adamın, belediye müracaat da etmemiş. Çünkü belediye müracaat ettiği zaman 6-7 bin lira para veriyor. Bu çevre ilçelerde mi, şeyde mi? Yani merkezde mi bunlar, yoksa böyle hani banliyölerde mi? Yok, hepsi Sultan Gazi, Arnavutçu, Bayrampaşa, merkezlerde ya. Bir şeye gerek yok ki. Çekmeköy'de. Ama ilginç yani. Bu kadar en azından bunların bir periyodik kontrolleri, şeyleri, denetim olması gerekmiyor mu? Bak, tarım denetleme yapıyor. Tarım. Üretim iznin yok bir defa başta. Yani bir araba trafiğe çıkmış, plakası yok. Gibi. Öyle düşün. Plakası yok. Ne yapması lazım o trafikçinin onu? Bağlaması lazım. Yok. Gidiyor, kontrol ediyor. Da ilk başta bakıyor ki şey yok. Üretim izni yok. Onu para cezası kesiyor. Defalarca dedim ben. Bu hükümetin dini imanı para. Bak, parayı ver. Her türlü namussuzluğu yaptırırsın. Miktarına göre tabii. Namussuzluğun miktarı paranın miktarına göre de değişiyor.
Her türlü şeyi yaptırırız. İşte yapılmadı mı bizim katil dediler şey, Suudi Arabistan'a adama dosya vermedi. Suudi yani Arabistan dediğin, kralı. Dediğiniz örnekler şey ama tabii bizim RTÜK'le ilgili şeylerimiz de var. Yani hükümetin işi gücü, derdi gücü para dediğiniz zaman. Para tabii. Hükümet tabii bütçeye para sokacak. Para. O zaman ki, baştan demeyeceksin o lafları. Baştan demeyeceksin. Herkesle iyi olacaksın. Baştan öyle kabadayılık ediyor, her türlü şey konuşunda sonra öyle içi kuruşa şey etmeyeceksin. Peki. Tabii ki para. Tabii ki hükümetin ama gidip de lazım olmayan 15 Temmuz köprüsünü yapmayacaksın. 15 ne? Ya, Çanakkale köprüsünü. Çanakkale köprüsünü yapmayacaksın. Bak alttan geçiyor hep millet şeyden. Gemilerle yine. Canım sen bir tarafta 200 lira, bir tarafta onun da fiyatını arttırdılar ama gene arada 100 liraya yakın fark. Hayır, onların hepsini zaten Namık Bey para kazanalım diye birilerine değil, o esas oraya ihaleyi veren alıyor parayı, ana para orada. Bir adam belki de kurtulmak için hani diyor ya, ben öyle anlıyorum, Kılıçdaroğlu diyor ya ki bana haber gönderiyorlar işte hani görüşmek için falan. Evet. Belki de o müteahhitler var ya, mal varlıklarının %80'ini verirler bunlardan bir kurtulalım diye. O hale gelmişler. Onlar da şikayetçi. Biz bu şeyleri ödemekte zorlanıyoruz diyorlar. Yola çıktıklarının en iyilerini hepsi harcanmadı mı? Tabii. Ama bazı şeylerde de şimdi Erzurum'a gitmişlerdi. Ben basını böyle takip ederim şey. Şimdi vatandaş şunu bekliyor. Erzurum'a gitmişsin, demokrasiyi anlatmışsın. Şeyi vatandaş onları anlamıyor. Çünkü o bir tek şey bak. Hukuk olmayan bir devlette, ben çoğu yerde dedim, hukuk olmayan bir yerde Allah da olmaz. Allah'ın adaletine sığınırsın darlandığın zaman böyle. Allah'ı bulamıyorsun. Çünkü orada Allah yok, adalet yok çünkü. Birinci ismi Allah'ın adalet. Adalet. Şimdi adaletin olmadığı yerde hiçbir şey yapamaz. Anladın mı? Evet. Şimdi düşün, Türkiye'de o 6 kişi bir araya gelmiş, evet, 6 lider. Diyelim ki geldiler iktidara. Şu devlet israf var ya, israf. En büyük şey devletin israf. Dese ki ben 130 bin araba varmış devletin kullandığı. 100 binini kaldırayım tedavi. Evet. Şimdi demin ben birinci bölümde okudum. PTT ile şeyin, Türk Telekom'un 12 bin kiralık araç kullanıyorlar. Bunların gerçekten işe yarayacakları da var. Makam için kullanılanlar var. Çeşit çeşit araba. Ortalaması $400 aylıktan kiralanırsa bir ayda $4.800.000. $4.800.000. Ve bu yılda $57.600.000. Bu da aşağı yukarı dolar Türk lirasına vurduğun zaman 1 milyar Türk lirasına yakın bir para yıllık. 1 milyar kiralık araç. Gerçekten ihtiyaç 12 bin mi? Bu 7 binlere yapılabilir mi? Önemli olan bu. Ve birkaç firma var bu kiralamayı yapan şirketlerle ilgili. Ve o şirketlerin de bir eski başbakanla yakınlığından bahsediliyor. Olmasa zaten alamazsın. Oralara gelen o ihalelerden öyle belirli bir paranın üzerindeki ihalelerden alamazsın. O bakan, başbakan ya cumhurbaşkanı oraya yakın değilsen sen onun oralardan zaten geçmez senin esamen. Değil mi? Bursa yani mesele burada. Ama diyorum sana ki muhalefet. PTT Genel Müdürü 1.2 milyar zarar yapmış. Görevinden alıyorlar. Maaşı devam ediyor. Sonra bu şeyi işleten şirkete, Sabiha Gökçen Havalimanı işleten şirkete yönetim kurulu başkanı yapıyorlar. Ya olmadan olmaz. Zaten her bir şeyi yaptı bak. Her bir şeyi yaptırttığı adamların ipi elinde.
ona bir namussuzluk yaptırmış ki ne dese yapıyorlar. Onun için bu iktidar böyle duruyor ayakta. Yoksa hani bir diyor da bir tuğla çeksek. İşte o tuğlalardan hepsi yolsuzluk yapmıştı. Yapmayan biri yok ki. Yapmayanlar ayrıldılar. Bak onlara ne diyor? Diyor ki sizin buraya gelme şeyiniz yoktu. Mesela Ahmet Davutoğlu ben sevmem ama adam İstanbul Erkek Lisesi'nden girmek, ben o tarihleri çok iyi bilirim. Bir arkadaşım da, iki arkadaşım da, can arkadaşım da oranın mezunu. Oraya girmek her, öyle Galatasaray Lisesi bilmem ne, oralara girmek her baba eğitim harcı değil. Ki Ahmet Davutoğlu da herhalde yatılı okumuş orayı. Evet. Bir Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmek, o kim yani, oraya hayal bile edemezsin. Adamın diploması yok, adam diyor ki sen oraya işte şeyden geldin, havadan geldin. Ne diyeceksin? Diyeceğim bir şey yok. Ama ben diyorum ki onu hırsız olmayanı yok. Sen muhalefet olarak onları anlatmana gerek yok. Millet hep biliyor onu. Sen ne vereceksin bana? Peynir, zeytin. Bana onu bir söyle. Şimdi bizim şey, adam bir tanesi yaylaya gidiyor. Yaylaya giderken bir bakıyor ki birisi de ağlıyor orada. Demiş niye ağlıyorsun? Demiş ki işte katır azığımı yedi ekmeği. Evet. Demiş ağlama sen, veririm ben sana ekmek. Demiş sen bana peynir de verirsin ama ben katırın ettiğini diyorum. Anladın? Şimdi muhalefet şu vatandaşa, şu peynir, zeytin, yağ alamayan vatandaşa bir şey anlatsın. Anlamaz onlar demokrasiden, hukuktan. Tabii ki ilk önce hukuk, adalet. Adalet olmadı mı hiç, evet. Ne verirsen ver. Evet. Evet. Buradan verirsen biriye bir taraftan elinden peki, alır geri. Peki şunu sormak istiyorum. Sosyal adalet açısından baktığımız zaman... Biliyorsunuz fırınlarda bir askıda ekmek evet. Şey var. Nasıl askıda ekmek? Bizim vatandaş verildi. Şimdi de azaldı. Vatandaşın verecek gücü kalmadı. Hele azaldı mı? Azaldı tabii. Vatandaş kendini alamıyor. Günde kaç aşağı yukarı askıda ekmek? 50 tane, 40 tane her fırında olur. Eskiden ne kadardı bu miktar? Daha yok, fazla değil. Eskiden de öyle. Şimdi azaldı. 20'lerin altına düştü. O kadar. Tabii. Ben ama... Ramazan'da mesela pide, askıda pide. Ben bunu bir belediyeye dedim ki yani gelin işte, hatta AK Parti belediyesi beraber yapalım da siz de yani şeyinden siz faydalanın yani bunun sosyal şeyinden. Propagandasından. Propagandasından onu bile yapmadılar. Bir şey diyeyim sana Namık Bey. Ben tahminlerim, sizde bir tane gazeteci var. Cüneyt ne? Akman. Akman program yapıyor. Evet. Ona bir hatırlat, ona bir gün. De ki Cihan Kulu var diye sana mesaj atmış. Seçimden önce, bu belediye seçiminden önce ona mesaj attım. En az dedim bak, en az 150-200 bin oy farkla İmamoğlu seçimi alacak. 800 bin oldu. Emin ol %20'ye bile çıkamayacaktı. Bak bildiğim, çok samimi tanıdığım bir sürü memurlar, bir şey değil mi tabii, tabii korkudan? Tabii. Hiçbiri vermeyecek. O kadar artık şey gelmiş. O hale gelmiş. Bu milletin boğazı, midesi tek düşündüğü o. %60'ı, nüfusun %60'ı bunu düşün. Başka hiçbir şey düşünmez. Çok yok, önemli yani bayrak, sizin bayrak anketçiler inmez, falan bir taraf hasis hayatın içinden bir tespit yapıyorsunuz. Bayrak inmez, ezan susmaz diyenler hep sahtekarlar. Kim bayrağı indirdi, ezanı sustur? Onlar bir çıkarı var. Ne zaman bu ülkede ezan sustu? Ya, onlar hep yalan. Bak kim dinden bahsederse fazla bilci onun Müslümanlıkla, zaten Türkiye'deki Müslümanlık Kur'an'daki Müslümanlık değil yani. Kur'an'la hiç alakası yok bu mu? Hocaların anlattığı dinle
Kur'an'daki din hiç şey değil. Bizim daha çok bizdeki Müslümanlar ayetler üzerinden değil, hadisler üzerinden Müslümanlık referansları. Ya ayeti de, ya bu din Allah demiyor mu? Ben bunu hepinize, herkese gönder. Ya bu hoca, hacı, mufti, bilmem ne, bunların işi ne? Evet. Ben olsam camileri, bak gözüm kör olsun, Allah bana bir güç verse, iktidar olsam, camileri özelleştiririm. Dernekler var ya, derneklere bağlarım, derneklere, dernek başkanı, mahalle muhtarı şey, caminin hocasını tutar. Şimdi temizliğini belediyeler yapıyor. Her cumada para toplanıyor, Ramazan'da da toplanıyor. Topla parayı, cemaatini de artırmak için hoca da gerçek dini, gerçek temizliği, ruhen bedenen, İnsanı sevmeyi, bunlar dinodu. Batı'da öyle. Onları anlatsın. Bak bakalım o zaman İslamiyet artıyor mu, eksiliyor. Şimdi şöyle bir şey var. O cami yaptırma dernekleri dediğin zaman, cami yaptırma derneklerin hepsi sırtını yine hükümete dayamış. Örneğin Çamlıca Camisi kaça mal oldu? Büyük paralar harcandı. Şimdi metro bile yapılıyor. Cemaat gitsin diye. Çünkü cemaat ulaşamıyor camiye. Evet. İstanbul'un en büyük camisi. Şimdi Levent'te biliyorsun cami yapılıyor. Süleymaniye'nin benzerini, tıpkısını yapıyorlar. Orada da bir dernek var. Fakat ilginçtir. Hem Çamlıca'nın hem Levent'in dernek başkanı Metin Külünk'ün abisi. Kim olacağı diye yani? Ben mi olacağım? Ergin Külünk sanıyorum. Evet. Şimdi 160 milyon lira bu Levent'teki caminin ihale bedeli. Yapan müteahhit de Rize Artvin Havalimanı'nda Mehmet Cengiz'in ortağı firma yapıyor. Metin Külük demedi mi Cumhurbaşkanı'nın diploması için? Peygamber'in diploması mı vardı? Bir yere bağlayacaklar adamlar şeyi din. Doğru. Ya bunların dinle alakası yok diyorum sana. İslamiyet o değil ya. Hazreti Muhammed'den daha mı Müslüman zannediyorlar bunlar kendilerini? Evet. Hazreti Muhammed bir tane mescid yaptı. 23 yıllık peygamberlik döneminde bir tane ya. Bir bakacaksın ya, Hazreti Muhammed geldi, neyi getirdi? Namazı mı getirdi? Yok vardı. Orucu mu getirdi? Yok vardı. Zekatı mı getirdi? Yok vardı. Hazreti Muhammed geldi, neyi getirdi? Neyi kaldırdı? İlk köleliği kaldırdı. Buna köleliği, işçi sınıfını ezmekle köleliği var etti. Zinayı kaldırdı, buna zinayı şeyden çıkartlar, suç olmaktan. Peygamberimizin neler yaptığını bir bak, insanlık için neler dediğini, hangi ayetten sonra ne ettiğini, peygamberin hayatını bilmeyen Müslümanın doğru dürüst değil yani. Ama bakıyorsun ki peygamberin dinini değiştirdiler ya. Böyle bir şey olur mu ya? Şimdi diyor ki zamları Allah yapay. Ya böyle bir... Bak sizin suçunuz yok. Fırıncıların suçu yok. Allah yapıyor. Ben de zaten onu diyorum şimdi. Zam bir şey ettiler mi diyeyim, Allah'a diyeceğiz. Evet. Bak, şimdi diyeyim. Son bir dakikaya girdik. Bu kış ekmeği ortalama kaçtan yeriz? Bir saat daha programımız yok mu? Bitiyor. Yok, bitiyor. Valla bu kış... Ekmeği kaçtan yeriz? Ekmeği kaçtan yersin? 2 ay kalmaz ekmek 7,5 liraya bulur İstanbul'da. 2 aya? Evet. Yani sonbaharda ekmek 7,5 lira mı? Evet. Ben 5 lira ekmek olur derken 3-4 ay önce herkes, bizim ama fırıncıyı satan iki şey var. Bir federasyon, bir de İstanbul Fırıncılar Odası fırıncıyı satıyor. Fırıncı bunlara güvenerek bir yere gidilmez. Bak 25 sene var o federasyon başkanı bu işin içinde. Adam cezaevindeyken kendini başkan seçtirdi. Emin ol ha. Hiç şey, bütün oda başkanlarını çağırıyor Ankara'ya, 2-3 gün o bir otel kiralıyor, eğlendiriyor onları. Ondan sonra Allah'ın selameti başınıza, hükümete kuyruk sallıyor. Belki milletvekili, Allah'tan hükümetçi diyor, onlar da gidecek. Ama diyorum sana, fırıncı gerçekten perişan hali var. Bak, fırıncıyı bakacaksın, altındaki arabayı bakacaksın, nedir? O çocuğu özel okulda okuyor mu? Nerede oturuyor? Yazın yazlığı var mı? Gidebiliyor mu? Ya bu parayı kazanıyor da bu dinle evet. Yandığımın adamı güneşlemeyecek ki. Bunu yiyecek değil mi? Bir bak yaşantısına adamın. 9-10 kişi de işçi çalıştırıyor. Tabii. Emin ol şu an bir tane şeyin
asgari geçim indirimi kaç lira diyorsa 20 bin lira değil mi? Emin ol bir fırıncı patron işçi kadar 5-6 bin lira kadar para kazanamıyor. Öyle zor durumdadır. Zannediyorlar ki böyle. Ha ne kazananlar nasıl? Kira vermeyenler var. Bir 500 tane fırıncı öyle. Kira alanlar var. Mesela ticaret odasında olanlar birkaç tane fırıncı. Ayda 5-600 bin lira kira alıyorlar kira. Babadan kalma. Evet, 100 bin, 150 bin ekmek yapıyorlar. Evet. Bunlar böyle bir şeylere ihtiyacı yok. Evet. Onlar fiyatı da ucuz tutmak istiyorlar. Hükümetin yanında çünkü. Evet. Bak bizim fırıncının %90'ı AK Partili'ydi bir daha. Bir de değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, Cihan Bey açıkladı. Önümüzdeki sonbaharda ekmek fiyatlarını 7,5 lira olacağını tahmin ediyor. Biraz daha sabır. Evet, yarın tekrar görüşmek üzere. Güzel bir gün diliyoruz.